Merhaba, Artı Eksi Londra'ya hoş geldiniz. Birleşik Krallık'ta sandık başına giden seçmenlerin birinci tercihi yine HDP oldu. 7 Haziran'da kullanılan oyların %59,31'ini alarak birinci parti olan HDP, 1 Kasım'da oylarını arttırmasına karşılık oy oranını koruyamadı. Seçmen sayısını 14.594'ten 18.105'e çıkaran HDP'nin aldığı oy oranı %54,47'ye düştü. CHP %21,43 ile ikinci olurken AKP ise oy oranını yaklaşık olarak %7 oranında arttırmasına rağmen ancak üçüncü olabildi. Basının geniş yer verdiği 1 Kasım seçimlerine ilişkin en çarpıcı değerlendirmeleri Independent ve Guardian'ın yazarları yaptı. Independent yazarı Patrick Cockburn, AKP bu müthiş zaferinden sonra ordu, güvenlik güçleri ve medyanın kontrolünü ele geçirmek için daha güçlü bir konumda olacak değerlendirmesini yaparken, Guardian'dan Simon Thistle ise Türkler Erdoğan'ın vaat ettiği istikrar için ağır bir bedel ödeyebilir ifadesini kullandı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri önümüzdeki haftaya stüdyo konuklarımıza bırakıp haber başlıklarımızla geçen haftanın önemli gelişmelerini içeren programımıza geçiyoruz. Artı eksi 7 Londra başlıyor. İyi seyirler. Londra'da öğrenciler hangi taleplerle sokağa çıktılar? Hükümetin parlamentoya sunduğu yasa grev hakkını nasıl etkileyecek? Londra'da Kobane ile dayanışma günü nasıl kutlandı? Kaleyze giden Daimler heyetinin gözlemleri ve önerileri neler? Türkiye'de sınır dışı edilen gazeteci Girding Londra'da hangi etkinliğe katıldı? 9. Londra Kürt Film Festivali ne zaman ve programında hangi filmler var? Profesör Doktor İbrahim Sirkeci kitaplarının tanıtım resepsiyonunda hangi değerlendirmelerde bulundu? Müzisyenler Suna Alan ve Taracaf'ın şarkıları kimlerin derdine deva olacak? Bunlar ve daha fazlası az sonra Artı Eksi 7 Londra'da. İktidardaki muhafazakar hükümetin kazanılmış haklara saldırıları 1980 Margaret Thatcher dönemine rahmet okutur nitelikte. Koalisyon ile iktidarda olduğu 2011 yılında üniversite harçlarını 9.000 sterline çıkartan Muhafazakar Parti, şimdi de harçlara zam yapmayı ve borçla geçinmek zorunda olan üniversite öğrencilerine yapılan yardımları kesmeye çalışıyor. Öğrenciler, hükümetin eğitim hakkına yönelik saldırılarını Londra'da düzenlenen merkezi bir yürüyüşle protesto ettiler. Harçlara ve kesintilere karşı ulusal kampanyanın çağrısıyla 4 Kasım Çarşamba günü düzenlenen yürüyüşe katılmak için İngiltere'nin dört bir tarafından binlerce öğrenci Londra'da buluştu. Londra Üniversitesi Öğrenci Birliği önünde başlayan yürüyüş için toplanan öğrenciler, attıkları sloganlarla, yaptıkları konuşmalarla eğitimin metalaştırılmasına karşı herkes için parasız eğitim talep etti. Eğitim temel insan hakkıdır. Bu hükümet ise eğitimi bir meta olarak görüyor. Yoksul ailelerin çocukları yüksek harçlarla cezalandırılarak büyük bir borç yükü altına konuluyor. Eğitimde devam eden kesintiler öğrencileri etkilediği gibi üniversite çalışanlarını da etkiliyor. Hem öğrencilerle dayanışmak hem de sınırlarımızda bulunan göçmenlerin tepkilerinin karşılanmasına destek olmak için buradayım. Temel taleplerimiz tüm öğrencilere bedava eğitim verilmesi, ondan ve aynı zamanda bedava grantlar verilmesi. Yani öğrencilerin borçlar değil ama grantlar alması gerektiğini vurguluyoruz burada. Because I think education has to be free. Eğitim herkes için parasız olmalı. Arkadaşlarımızla birlikte İskoçya'dan, Edinburgh'dan geldik. Biz İngiltere'deki öğrenciler gibi harç ödemiyoruz. Avrupa'nın diğer ülkelerinde öğrenciler daha az öderken İngiltere'de bu kadar paranın öğrencilerden talep edilmesi kabul edilemez.
Buradan hükümete ne mesaj vermek istersin? That we won't give up. Mücadeleyi bırakmayacağız. Bir şeylerin değişebileceğine inanarak hareket ediyoruz. Herkesin parasız eğitim için bir araya gelmesi bu inancın bir göstergesi. Öğrencilerin eğitim hakkı için yaptığı yürüyüşe İşçi Partisi milletvekili Gölge Maliye Bakanı John McDonnell'a katılarak destek verdi. McDonnell yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada muhafazakar hükümeti öğrencilerin yardımlarını kestiği ve harçları arttırdığı için genç kuşaklara ihanet etmekle itham etti. Eğitimin bir insan hakkı olduğuna vurgu yapan McDonnell, kuşaktan kuşağa armağan edilen eğitimin alınıp satılacak bir meta olmadığını da ifade etti. Partilerin, sendikaların, kampanya gruplarının katılarak destek verdiği protestoya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn da bir mesaj yollayarak dayanışma duygularını iletti. Mesajında eğitimin ayrıcalık değil bir hak olduğunu vurgu yapan Corbyn, haklı mücadeleniz devam ettiği sürece yanınızdayım ifadesini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından borçlanmaya ve harçlara karşı yapılan yürüyüş 10 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla başladı. Üniversite ve yüksek eğitim için para alınmasını doğru bulmuyorum. Eğitim insan hakkının temelini oluşturur. Öğrenci yardımlarının ve kesintilerin devam etmesi, yoksul aile çocuklarının eğitimden alıkonulmasına sebep olacaktır. Londra Üniversitesi kampüsleriyle çevrili Mallet Street'te başlayan yürüyüş boyunca taşınan pankart ve dövizlerde atılan sloganlarda herkes için parasız eğitim ve öğrencilerin borçlarının silinmesi talep edildi. Eğitimdeki kesintilerin yanı sıra sosyal alandaki tüm kesintilerin geri alınmasını talep eden öğrenciler, sınırların arkasında sefalete mahkum edilen mültecilerle dayanışma mesajları içeren pankart ve dövizler de taşıdı. Londra'nın merkezinden geçerek Başbakanlık Konutu, İçişleri ve Eğitim Bakanlıklarını içerisine alan bir güzergah üzerinde yürüyen öğrenciler, hükümetin tüm kurumlarını ayrı ayrı protesto etti. Muhafazakar iktidarın geleceklerini ipotek altına alan paralı eğitim politikalarına karşı öfkelerini ve tepkilerini haykıran öğrenciler, deniz aşırı ülkelerden gelen öğrencilere ve Calais'de bulunan göçmenlere karşı İngiliz hükümetinin yaptığı uygulamalara da tepki gösterdi. Sınırların mültecilere açılmasını talep eden öğrenciler, başta eğitim olmak üzere mültecilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çağrı yaptı. Yürüyüş kolunu, kredi yardımlarının yapıldığı İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı binası önünde durduran öğrenciler, burada devam ettirdikleri protesto ile borçlarının silinmesini talep ettiler. Öğrencilerin bakanlık yetkililerinden cevap alana kadar sürdürmek istedikleri protesto, polis saldırısı ile dağıtılmaya çalışıldı. Güvenlik güçlerinin öğrencileri zor kullanarak dağıtmak için protesto alanının ortasında bir bariyer oluşturma girişimi nedeniyle yaşanan çatışmalarda 12 öğrenci gözaltına alındı. Üniversite harçlarının 9000 sterline kadar çıkartıldığı İngiltere'de sadece harçlarını ödemek için değil, üniversite masraflarını karşılamak için de borç alan dar gelirli öğrencilere yapılan 3387 sterlinlik karşılıksız yardım da borç kapsamına alınmaya çalışılıyor. Mayıs ayında tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde eden Muhafazakar Parti'nin grev hakkına yönelik saldırıları devam ediyor. Hükümetin parlamentoya sunduğu anti-sendikal yasaya karşı mücadele eden binlerce işçi, iş yeri temsilcisi ve sendikacı Londra'da buluştu. Tasarının yasalaşması halinde yasal olarak greve çıkmak neredeyse imkansız hale gelecek. İngiliz işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği örgütlenme ve grev hakkına yönelik saldırılara karşı İngiltere'nin dört bir yanından kampanyalar yürüten işçiler, sendikacılar ve aktivistler yasayı durdurmak için başlattıkları çalışmaları Londra'ya taşıdı.
İngiltere Sendikal Konfederasyonu TUC'nin çağrısı ile 2 Kasım Pazartesi günü Londra'da düzenlenen toplantı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Özelleştirilmeye karşı mücadele eden sağlık emekçileri, fabrikalarının kapatılmasına karşı direnen çelik işçileri, iş ve çalışma koşullarını korumaya çalışan demiryolu ve posta işçileri, emeklilik hakları için mücadele eden kamu ve eğitim emekçileri, grev haklarına yönelik büyük bir tehdit olan yasaya karşı tek yumruk oldu. Londra'da bir araya gelen işçiler ve emekçiler, taşıdıkları döviz, pankart ve yaptıkları konuşmalarla hükümetin yasallaştırmak istediği grev karşıtı tasarıya karşı öfkelerini ve mücadele kararlılıklarını ortaya koydular. Toplantının açılışında konuşan TUC Genel Sekreteri Frances O'Grady, ücret, sağlık ve güvenlik koşullarının düzeltilmesini talep eden binlerce işçinin kara listeye alınarak işsizliğe mahkum edildiği bir ortamda, greve çıkan işçilerin telefon ve sosyal medya hesaplarının bilgisinin greve çıkma şartı olarak dayatılmasının yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Hükümeti uyaran O'Grady, çıkartılmak istenen yasaya boyun eğmeyeceklerini ve mücadeleden geri adım atmayacaklarını da ifade etti. Günay Sendikası Genel Sekreteri Len McCluskey, tasarının Thatcher'ın 1980 döneminde sendikal haklara karşı uyguladığı baskılardan daha kapsamlı saldırıları içerdiğini ifade ederken, İletişim İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Dave Ward ise yasa ile grev hakkının kriminalize edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Toplantıda sendikal haklar ve grev karşıtı bu gerici tasarıya karşı bölge ve ülke genelinde yürütülen mücadelenin, yürüyüş, toplantı ve gösterilerin yanı sıra kitlesel kampanyalar ve koordineli grevlerle desteklenmesi çağrıları da yapıldı. Sivil özgürlükler alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Sami Chakrabarti ve Komedyenler Sendikası üyesi Andy Parsons da toplantıda birer konuşma yaptı. Greve çıkan işçiler ve sendikalar ile halkı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen tasarıyı egemenlerin en çok kullandığı böl ve yönet taktiğinin bir versiyonu olarak tanımlayan Chakrabarti, tasarının hükümetin sivil hakları ortadan kaldırma girişiminin parçası ve ideolojik bir saldırı olduğunu da ifade etti. Ünlü komedyen Parsons ise greve çıkan işçilerin sosyal medyayı kullanmasına sınırlamaları da içeren tasarıyı alaylı bir dille eleştirdi. This from a government that was elected with a 24% yes vote. Seçimlerde aldığı %24'lük oy oranı ile tek başına iktidara gelen Muhafazakar Parti, grev kararı alınmasını sektördeki işçilerin en az %50'sinin oylamaya katılmasını ve oy kullanma hakkı olanların da en az %40'ının grevi desteklemesini şart koşuyor. Kimi kamu ve kilit sektörlerde ise oylamaya katılım oranı %80'e çıkartılmak isteniyor. İşverene grev kararını ikinci kez oylamaya götürme yetkisi de veren tasarı, grev kararının işverene en az 14 gün önce tebliğ edilmesi şartını da içeriyor. Sendika aidatlarının işçilerin doğrudan maaşlarından kesilmesini de zorlaştıran tasarı, sendikaları mali olarak da zayıflatmayı hedefliyor. Greve çıkan iş yerlerinde acenta ve taşeron işçi çalıştırılmasını da kolaylaştıran yasa tasarısı, protesto, gösteri ve kampanyaların tanıtımı ve duyurusu için Facebook, Twitter gibi sosyal medya alanlarının kullanımında da sınırlamaları içeriyor. İlk kez Eylül ayında parlamentoya getirilen yasa 10 Kasım'da 3. kez Avam Kamarası'nda görüşüldükten sonra yasalaşması için Lordlar Kamarası'na da gönderilecek. Londra'da toplanan binlerce işçi ve emekçi 2 Kasım Pazartesi günü bütün partilerin milletvekilleriyle parlamentoda gerçekleştirdikleri lobi çalışmaları ile destekledikleri mücadeleyi protesto ve toplantılarla devam ettirecek. "1 Kasım Dünya Kobane ile Dayanışma Günü Londra'da da kutlandı. İşlediği cinayetler ve katliamlarla tüm dünyaya korku salarak Orta Doğu'da egemen bir güç olmaya çalışan IŞİD'in ilerleyişinin tarihi bir direnişle durdurulduğu Kobane ile dayanışma devam ediyor. Geçen yıl Trafalgar Meydanı'nda kutlanan Dünya Kobane Günü için bu yıl Kuzey Londra'da kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kobane,
Londra'da faaliyet yürüten çok sayıda Kürt ve Türk kurumu tarafından kurulan Demokratik Güç Birliği platformunun çağrısı ile 1 Kasım Pazar günü düzenlenen yürüyüş Kuzey Londra'daki Haringey bölgesinde gerçekleştirildi. Haringey Belediye binası karşısındaki parkta başlayan yürüyüş öncesi Kobane Kantonu Yürütme Konseyi tarafından Dünya Kobane Günü için kaleme alınan mesaj okundu. Barış ve eşitliğin barbarlığa karşı zafer kazanması için Kobane'ye destek talebini içeren mesajda Kobane kantonundaki direnişin tüm imkansızlıklara karşı devam ettiğine vurgu yapıldı. Mesajda Türkiye ile sınırın kapalı olmasından dolayı ilaç ve gıda ihtiyacının karşılanmasında ciddi eksikliklerin olmasına rağmen Rojava'nın tüm bileşenleriyle IŞİD'e karşı direnmeye devam ettiği de belirtildi. Kobane Yürütme Konseyi'nin Kobane halkının direnişi ve insanlık düşmanlarına karşı zaferiyle tüm dünyayı etkilediğinin altının çizildiği açıklama, Rojava ve Kobane halkına verilen destek ne kadar büyük olursa, barış ve eşitliğin dünyanın bu bölgesindeki barbarlığa karşı zafer kazanma şansı da o denli büyük olur çağrısıyla son buldu. Aynı zamanda Türkiye'de dağıtılan yürüyüş öncesi Britanya Kürt Meclisi ve Demokratik Güç Birliği adına yapılan konuşmalarda da Rojava direnişinin sahiplenilmesinin dünyanın bütün mazlum halkları açısından önemine dikkat çekildi. Yapılan konuşmaların ardından zılgıt ve alkışlarla başlayan yürüyüş boyunca Kobane direnişini selamlayan sloganlar atıldı. IŞİD ve başta Türkiye olmak üzere IŞİD'e destek verenlerin sloganlarla protesto edildiği yürüyüşte barış, adalet ve Kobane'ye özgürlük talepleri öne çıktı. Bölgenin alışveriş merkezi olan Woodgreen'den geçen yürüyüş kolunda yapılan konuşmalar ve güzergah boyunca dağıtılan bildiriler ile bölge halkı Kobane'de yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kürt ve Türk işyerlerinin yoğun olduğu Haringey Caddesi boyunca devam eden yürüyüş esnasında bir oturma eylemi de gerçekleştirildi. Oturma eylemi esnasında yapılan konuşmada da Kobane'de verilen mücadelenin ve dayanışmanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı. Kobane'de başlayan direnişin ardından çok sayıda İngiliz vatandaşı, IŞİD'e karşı mücadele etmek için YPG saflarına katılarak başlattığı destek ve dayanışma eylemini Kobane'nin yeniden inşa sürecine katılarak da devam ettiriyor. Daimler, İngiltere'ye ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin son durağı olan Fransa'nın sınır kapısı Calais'in ormanlarında mültecilerin yaşadığı koşulları yerinde incelemek için bir heyet gönderdi. Suriye, Irak, Afganistan, Eritre, Etiyopya ve Sudan gibi savaşların ve çatışmaların yaşandığı ülkelerden kaçarak Calais'e ulaşan mültecilerle görüşen heyet üyeleri tanıklıklarını ve çözüm önerilerini bir basın açıklamasıyla dile getirdi. Olağanüstü gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Çünkü biz hani kalın giyinmiştik, şapkalarımız, montlarımız, çizmelerimiz de hazır gitmiştik. Ama oradaki insanlar bizim giyinmemizin tam tersi, terlik ve şortla geziyorlardı. Çünkü giyebilecekleri alternatif sıcak bir şeyi yoktu. Hani boyutlarıyla değerlendirirken bir de değişimi hızlandırmak adına siyasi ve politik kriz yönüyle de bunu değerlendirirsek derhal UNHCR'ın ve Fransa ile İngiltere hükümetinin bu konuda harekete çağrılması gerekmektedir. Pek tabii ki Daimler'e teşekkürlerimiz sonsuzdur. Türkçe ve Kürtçe konuşan toplumlarımızda, İngiltere'de yaşayan bu toplumlarımıza kalenin duyarlılığını artırmak, buraya yardım götürmek adına Daimler'in bu başlattığı çalışma takdire şayandır. Bir depo kurulmuş orada. İşte çeşitli kurum ve kuruluşların insanların yolladığı eşyaların ama
Yani ne kadar çok depo kurulabilir diye düşündük orada. Kurulacak deponun çözüm olmayacağını görüyorsun bir noktadan sonra. Çünkü insanların kıyafetlerini yıkayacakları yer yok. Bırak kıyafetlerini, tuvalete gidecekleri bir tuvalet yok. Bir süre sonra üstlerindekiler koktuğunda atacak çöp tenekesi yok, çöp yok. Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi Daimer'in Kalin'in ormanlarında yaşama mahkum edilen mültecilerle dayanışmak için başlattığı kampanyada topladığı maddi yardım ve eşyaları 17 Ekim günü Kale'ye götüren heyet üyeleri 31 Ekim Cumartesi günü bir basın açıklaması düzenledi. Aralarında öğretmen, avukat, gazeteci, sanatçı, öğrenci, esnaf ve aktivistlerin bulunduğu heyet üyeleri izlenimlerini paylaştığı basın açıklamasında kapıların açılarak mültecilerin İngiltere'ye alınmasını talep etti. Heyetin izlenimlerini paylaşmasından önce Daimer'in başlattığı kampanya ve taleplerini içeren açıklaması, Kale'ye giden heyet içinde yer alan Daimer Gençlik Komisyonu üyesi Sena Kartal tarafından okundu. İngiltere ve Avrupa sınırlarına dayanan mültecilerin ülkelerini batılı devletlerin emperyalist politikaları sonucu terk etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekilen basın açıklamasında heyetin izlenimlerine, taleplerine ve Daimer'in önümüzdeki dönem planladıkları çalışmalara da yer verildi. Yaklaşık 5000 kişinin kaldığı ve çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu bu kampta kadınlar ve çocuklar da yaşamaya çalışıyor. Bu ormanda yaşam koşulları kötü ve zor. Temiz su, barınma, banyo gibi temel ihtiyaçların hiçbiri yok. Binlerce insan bu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. İngiltere'den birçok tren ve vapur seferlerinin yapıldığı Kale ile Dover arasındaki mesafe sadece 34 kilometre. Buradaki 5000 mülteci seferlerin birine kaçak olarak binip ölümü göze alarak İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Basın açıklamasının ardından tek tek söz alan heyet üyeleri gözlemlerini paylaştı. Heyetle birlikte 5. kez Kale'ye giden ırkçılığa karşı mücadele eden kampanyanın sözcüsü Mas Salem ise bir varoş olarak tanımladığı Kale'deki kampta yaşanan sefalete rağmen hala göçmenlik karşıtı politikalarda ısrar eden Başbakan David Cameron'ın utanç duyması gerektiğini vurguladı. Should not be happening and Calais is on our doorstep. It's less than 100 miles away from London. So I've actually worked in refugee camps in Aleppo in Syria and in Kilis on the Turkey borders. I expected to see inhumane conditions there. But the Calais camps, they're not camps, they're slums. Özellikle oraya insani anlamda yapacağımız yardım daha çok kısa dönemli yapmak istediğimiz bir şey. Ama uzun dönemli de özellikle politik anlamda belli bir lobi ve kamuoyu çalışması yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamda yapmak istediğimiz ilk şey özellikle içinde İngiliz parlamenterlerin de bulunduğu, sendika liderlerinin ya da sendika temsilcilerinin de bulunduğu bir heyet kurup bununla hükümete bu konuda bir baskı uygulayabilmek ve bunu tekrardan hükümetin gündemine almak, almasını konusunda zorlamak gibi bir çalışmamız olacak. Ve bunun da çalışmalarına... Daimer, hükümeti ve İngiltere merkezli yardım vakıflarını harekete geçirmek için başlattığı girişimin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik başlattığı kampanyada topladığı yardımları bir heyetle birlikte 29 Kasım'da tekrar Kale'ye götürecek. Başka bir ülkeye bırakın yardım yapmayı, temel insani yardımlar yapmayı, istediklerinde o ülkeye gidip oraya bir şehir bile inşa edebiliyorlar. Yüksekova'da gözaltına alındıktan sonra 15 Eylül'de sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Frederike Girding geçtiğimiz hafta içi Londra'daydı. Roboski, gençler öldüğü Türkiye'deki Kürt sorununun temellerine bir gazetecilik yolculuğu adıyla Türkiye'de de yayınlanan kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için Londra'ya gelen Girding, Kürt Toplum Merkezi'nde bir söyleşi de gerçekleştirdi. Sınır dışı edilmeden önce Twitter hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Girding, Diyarbakır'da yerleşik tek yabancı gazeteciydi. Roboski, gençler öldü. Türkiye'deki Kürt sorununun temellerine bir gazetecilik yolculuğu isimli kitabının tanıtımı için 20 ve 23 Ekim tarihleri arasında Londra'ya gelen Frederike Girding, 21 Ekim Çarşamba akşamı Kuzey Londra'daki Kürt Toplum Merkezi'ndeydi. 2006 yılından beri Türkiye'de gazetecilik yapan Girding,
Roboski katliamının izini sürerken değişen yaşamını ve yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. The images of the funeral on 30 December affected me deeply. Gerding Söyleşiye kitabından bir bölüm okuyarak başladı. Katliamın ardından ortaya atılan iddiaları, Türk medyasının tutumunu ve kafasındaki soruları içeren bölümü okuyan Gerding, devlet ile yaşadığı sorunların, tüm bu sorunların cevabını bulmak için Roboski'ye gitmesiyle başladığına vurgu yaptı. Well, the main motivation was I went to Roboski after the massacre. Katliamdan sonra Roboski'ye gittim ve Roboski'ye gidişlerim sürekli olarak devam etti. Çünkü aklımda cevabını aradığım çok sayıda soru vardı. Katliam hakkında ulaştığım her bilgi beni Kürt sorununu anlamama daha çok yardımcı oldu. Benim için bu bir kilometrelik alan içinde yaşananları açıklayabileceğiniz takdirde Türkiye'deki tüm Kürt sorununu açıklayabilme olanağı taşıyan bir yanı vardı. Köy koruculuğu sistemini, sınırların neden orada olduğunu ve bu sınırların halk tarafından neden tanınmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü sınırların öbür tarafında akrabaları var. PKK'nın bölgedeki varlığını ve kökenini açıklayabilirsiniz. Yani Kürt sorununa dair her şeyi açıklığa kavuşturacak bir yanı var. Bir kitapla bu yaşananlara dikkatleri çekmenin yanı sıra olanları açıklayabilecek olmam beni motive etti. Hollanda'da 2014'ün başlarında ilk baskısını yaptığımda güncelliğini kaybedeceğini düşünmüştüm. Ama şimdi İngilizce baskısı da yapıldı. Ve güncelliğini de hiç kaybetmedi. Şu anda Kürdistan'da yaşanan her şeyin açıklaması bu kitapta var. Şiddet yeniden neden tırmanıyor, neden bunlar yaşanıyor sorularının cevabı Roboski katliamında mevcut. Yaptığı haberlerde gazeteciliğin uluslararası standartlarına bağlı kalmaya çalıştığını dile getiren Gerding, Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Medya sahiplerinin aynı zamanda büyük işletmelerin de sahibi olduğu için hükümet ile yakın çalışmak ve haberlerinde hükümetin görüşlerine bağlı kalmak zorunda olduklarını ifade etti. Gerding, bu durumun son yıllarda giderek daha da berbat bir duruma yol açtığını dile getirdiği konuşmasında, örnek olarak verdiği Sabah gazetesini artık bir gazete olarak görmediğini de beyan etti. Türkiye'de basın üzerinde büyük bir baskı olduğuna da vurgu yapan Gerding, yabancı uyruklu gazetelerin hala hükümetin ağzından yapılan açıklamaları doğru kabul ederek haberlerini resmi ağızların demeçleriyle yapmasını da eleştirdi. Bir gazeteci olarak oradaki çalışma koşullarını birebir yaşadınız. Sizce Batı'da yaşayan gazeteciler Türkiye'deki zor koşullarda çalışan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabilirler? Bir gazetecinin yapması gereken en önemli şey gazeteci olmak. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışmalı. İnsanlara en iyi bu yolla ulaşabilirsiniz. Kendi örneğimden yola çıkarsam, ilk geldiğimde Kürt medyası hakkında çeşitli yargılarım vardı. Yazdıklarına güvenebilir miyim? Sivil ölümlerinde acaba yazdıkları gerçek mi diye şüpheli yaklaşıyordum. Ama aradan yıllar geçtikçe onlara daha çok güvenmeye başladım. Çünkü yakalayabildiğim bir yalan haberleri olmadığı için onlara güvenmeyi öğrendim. Yaptıkları iş Batı'daki gazetecilere örnek olmalı. Gazeteciliğe bağlı kalmalısınız. Böylece daha fazla insan yaptığınız haberleri takip etmeye ve size güvenmeye başlar. Ve Kürt gazeteciliği hakkındaki ön yargılarını aşabilirler. Mesleğinize bağlı kalmak en önemli iş. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Onlar üzerindeki baskıların azaltılması için neler yapılabilir? I think as a journalist in Europe, what can you do to ease their... Avrupa'daki bir gazeteci olarak onlar üzerindeki baskıları azaltmak için ne yapabilirsin? Gerçekten bilemiyorum. Çok zor. Değişmesi gereken sistemin kendisi. Kürt gazeteciler büyük bir tehlike içinde çalışıyor. Bir güvenlik görevlisinin çekim yapmama isteğini yerine getirmeyen Kürt gazetecinin kafasına silah dayadığı videoyu izledim. Bu elbette çok kötü. Ama Avrupalı bir gazeteci olarak ne yapabilirsiniz ki? Dikkat çekebilirsin. Durumu olduğundan kötü göstermeye çalışmana gerek yok. Zaten oldukça kötü. Abartmaya hiç gerek yok. Sormak istediğim olup bitenler yeterince yer bulabiliyor mu? No, there's not. And it's getting harder now. Hayır. Ve giderek daha da zorlaşıyor. Gazeteciler gerçekleri yazmaktan çekiniyor. Kürdistan'a gidip yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer korkuyorsanız zaten gazeteci olmamanız gerekirdi. Aldığınız risk ile yazacağınız haber arasındaki dengeyi tutturmanız gerekir. Tabii ki ölümü göze alarak bir haber yapılmasından söz etmiyoruz. Ama risk almak zorundasınız.
Habere ulaşmak gazetecilerin bir sorumluluğu. But you have to be prepared to take a risk and people have to keep going to the region themselves of course. Kürt sinemasının gelişmesine katkıda bulunmak ve Avrupa'ya açılmasını sağlamak amacıyla 2001 yılında başlatılan Londra Kürt Film Festivali 9. kez Kürt sinemasının en seçkin film ve belgesellerini sinema severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hackney Picture House sinemasının ev sahipliği yaptığı 9. Londra Kürt Film Festivali 13 Kasım günü Hackney Belediyesi'nde gerçekleştirilecek galayla start alacak. Şavket Amin Korki'nin Taşa Yazılmış Hatıralar filmiyle 13 Kasım'da açılışını yapacak 9. Londra Kürt Film Festivali 22 Kasım'a kadar devam edecek. Londra'daki Kürt kurum ve derneklerinin katkılarıyla 2001 yılında başlatılmış olan Londra Kürt Film Festivali bu yıl toplam 50'ye yakın belgesel, kısa ve uzun metrajlı filmi sinema severlerle buluşturuyor. 9. Londra Kürt Film Festivali'nin açılış galasında gösterilen Şavkat Amin Korki'nin Taşa Yazılmış Hatıralar filmi 17 Kasım Salı akşamı seyirciyle buluşacak. Festivalin uzun metrajlı filmleri olan yönetmenliğini Cavit Karabey'in yaptığı Sesime Gel, Erol Mintaş tarafından çekilen Annemin Şarkısı, Hişam Zaman'ın Krala Mektup, Ömer Leventoğlu'nun Mavi Ring, Kenan Korkmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Gittiler Şair ve Meçhul, Batin Gobadi'nin Mardan, Fari Bors Kamkari'nin Pizza ve Buluşma ile Ferit Karahan'ın Cennetten Kovulmak izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında gösterilecek kısa metrajlı filmler arasında 33 yıl boyunca gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı arayan Berfu Ana'nın arayışını anlatan Berfu Ana, 7. Kürt Film Festivali'nde de gösterilen ve ana karakterlerden birini Hacı Lokman Birliği'nin oynadığı Bark dikkat çekiyor. Londra, 9. Kürt Film Festivali filmlerinin yanı sıra festival boyunca Londra'da ağırlayacağı çok sayıda Kürt yönetmen ve sinema sanatçısını da izleyicilerle buluşturacak. Yönetmenler Şevkat Amin Korki, Hişam Zaman, Cavit Karabey, Erol Mintaş, Kenan Korkmaz, Batin Gobadi, Fari Boz, Kamkari filmlerine ilişkin seyircilerle söyleşiler de gerçekleştirecek. Göçmenlik ve nüfus konusunda uzman Profesör Doktor İbrahim Sirkeci, göçmenler üzerine yayımladığı kitaplarının tanıtımı için 30 Ekim Cuma bir resepsiyon ve imza günü düzenledi. Akademisyenler, yüksek lisans öğrencileri ve toplum üyelerinin katıldığı etkinlikte kitaplarını imzalayan Profesör Doktor Sirkeci, göç ve göçmenler üzerine bir değerlendirme de yaptı. Profesör Doktor İbrahim Sirkeci son 7 ay içerisinde Türkiye'den Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden göçleri inceleyen Göç ve Uyum, Göç, Hukuk ve Siyaset, Göç ve Kimlik üzerine Göç, Aile ve Beşeri Sermaye adıyla 4 kitap yayımladı. Dünyadaki göçlerin benzeri ve farklı yönlerini içeren derleme kitaplarda yer alan makalelerin önemli bir kısmını Profesör Doktor İbrahim Sirkeci'nin 2004-2015 yılları arasında Türk göç konferanslarına sunduğu çalışmalar oluşturuyor. Profesör Doktor İbrahim Sirkeci, kitaplarının tanıtım resepsiyonunda yaptığı konuşmada günümüzde göç alan Türkiye'nin uzun süre dışarıya göç verdiğini hatırlattı. Profesör Doktor Sirkeci, sadece Avrupa'dan gelen mültecileri kabul eden Türkiye'nin sınırları içerisinde nüfusu 2 milyonu geçen Suriyeli göçmenleri resmi mülteci statüsünde görmediğine dikkat çekti. Türkiye'de koruma altında statüsüyle kalan çok sayıda Suriyeli mültecinin özellikle yaz aylarından itibaren Türkiye'den Avrupa'ya gidebilmek için hayatlarını riske, kendilerini denize attığını dile getirdi. Profesör Doktor Sirkeci, Suriyelilerin Türkiye'den kaçmaya çalışmasını ekonomik refahla buluşmalarının pek mümkün olmamasına bağladı. İnsanların durdukları yerde göç yapmayı tercih etmediklerini vurgulayan Profesör Doktor Sirkeci, göçün çatışmalardan kaynaklandığına vurgu yaptı. Göç ve göçmen sorununu sınırları koruyarak çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Profesör Doktor Sirkeci, Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırındaki deneyimi örnek gösterdi. En iyi çözümün göçün nedenlerini ortadan kaldırmak olduğuna işaret eden Profesör Doktor Sirkeci,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in ulus ötesi bir barış projesinin geliştirilmesine öncülük edebileceğini belirtti. Avrupa'ya ulaşan Suriyeli göçmenlerin oranının çok küçük olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Sirkeci, Türkiye ile Almanya'nın Suriyeli göçmenleri Türkiye'de tutma karşılığında Türk vatandaşlarına vize kolaylığı pazarlığı yapılmasını utanç verici olarak değerlendirdi. Profesör Doktor Sirkeci bu konudaki sorularımızı da yanıtladı. Boyutu var diyelim. Birincisi insani boyutu. İnsani boyutuyla bu cidden utanç verici bir şey diye düşünüyorum. Çünkü ortada muazzam bir trajedi var. Bu insanların trajedisinin üzerine Türkiye'ye gidip işte size vizesiz seyahat imkanı vereceğiz. Turizminiz açılacak. Ama siz bu Suriyelileri içeride tutun gibi bir teklif. Ahlaksız teklif, hoş bir şey değil. Ama bunun da ötesinde işin siyasi boyutuna dönersek bu teklife gerek de yok. Türkiye zaten 2013'te Aralık ayında bir anlaşma yaptı, geri kabul anlaşması. Bu zaten Türkiye'ye büyük oranda bekçilik görevi biçen bir anlaşma. Hatta bir sürü olumsuz sonuçları da olabilecek bir anlaşma. O zaman bunu büyük bir zafer gibi sunmuş olsa da Türk hükümeti. Bu anlaşma Türkiye'yi çok ciddi bir yükümlülük altında bırakan bir anlaşma. Avrupa'daki yakalanan izinsiz göçmenlerin, düzensiz göçmenlerin hemen hemen hepsini teknik olarak Türkiye'ye iade etme, gönderme imkanı sağlayan bir anlaşma. Bundan daha büyük bir bekçilik yaptıramazsınız hiçbir ülkeye. Bu sorunların çözülmesi, oturup masa etrafında görüşülmesi, sınır kontrollerinin arttırılması yerine uzlaşmaya varılması mümkün mü sizce günümüzde? Şimdi ütopik gelebilir. Bazı insanlar bunu ütopik bulabilir. Ama biz şunu biliyoruz. Uluslararası göç yani akımlarına baktığımızda bir gösterge, ekonomik gösterge, kişi başına düşen milli gelirin 5.000 doların üzerine çıktığı zaman göçün azaldığını görüyoruz. 10.000 doların üzerine çıktığı zamansa durduğunu görüyoruz. Büyük oranda durduğunu görüyoruz. Yani dünyadaki bu ekonomik eşitsizliği gidermek mümkün. Şundan dolayı bu mümkün diye söylüyorum. Dünyada şu an ortalama kişi başına düşen milli gelir 10.000 dolar. Sadece bu eşitsiz dağıldığı için kavga çıkıyor. Çok eşitsiz dağıldığı için kavga çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinde kişi başına düşen milli gelir 40.000 doların üzerinde, geri kalan 170 ülkesinde 10.000 doların, 5.000 doların altında. Yani orada ortalama 4.000 dolar, burada 40.000 dolar. Bu fark devam ettiği sürece siz göç sorununu, mülteci sorununu çözemezsiniz. Ama ortalama 10.000 dolar olduğu için dünya için teknik olarak çözebilir miyiz? Evet, çözebiliriz. Eşitsizlikleri ortadan kaldırdığımız sürece bu sorun çözülür. Resepsiyonda hazır bulunan Trakya Üniversitesi'nden yardımcı profesör Doktor Deniz Eroğlu Utku da dünya gündeminde önemli yer tutmaya başlayan göç ve göçmenler üzerine bilimsel çalışmaların önemine değinerek bu çalışmaların son yıllarda arttığına dikkat çekti. But when we come to 2011, we see that Turkey dropped its first. Profesör Doktor Sirkeci, birisi Türk göç politikaları, diğeri ise göç, çatışma ve güvensizlik ortamı üzerine iki yeni kitabın çalışmalarını yürütüyor. Profesör Doktor Sirkeci, çok sayıda araştırmacı ile birlikte İngiltere'deki Türkiye'li toplumu incelediği kitabını da 2016'nın ilk aylarında yayınlamayı planlıyor. Back up our views and arguments in these books. So many of the contributions in the books were also presented. Sokağa çıkma yasağıyla kuşatma altına alınan ilçelerden biri olan Cizre'de bir patlamayla sağ elini ve sol ayağını kaybeden Yusuf Şık'ın tedavi masraflarının karşılanması için Londra'da bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Yusuf Şık'ın ihtiyacı olan protez el ve bacağın masraflarının karşılanması için Arkola Tiyatrosu'nda düzenlenen konser 2 Ekim gecesi Şırnak'ta katledilen Kürt film yapımcısı, insan hakları aktivisti Hacı Birlik'e adandı. Konserde Ankara katliamında yaşamını yitirenler de karanfiller, mumlar ve şarkılarla anıldı.
Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde 25 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilen Yusuf Şık için Kürt Müziği Destek Konseri'nde harp sanatçısı Taracaf ile şarkıcı Suna Alan sahne aldılar. Kürtçenin yanı sıra Ermenice ve Türkçe şarkıların da seslendirildiği konser yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konserin açılışında Yusuf Şık için yürütülen kampanyanın üyesi İmren Öztaş, kampanya ve konsere kadın emeğinin damgasını vurduğuna dikkat çekerek katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 17-20 Eylül tarihleri arasında Cizre'ye giden kadın delegasyonu üyesi Dr. Sıhhata Besarani, Cizre'deki gözlemlerine ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı. Barış ve Demokrasi için Iraklı Kadınlar Derneği'nin kurucusu ve insan hakları aktivisti Dr. Besarani, 9 günlük dışarı çıkma yasağının ardından İngiltere'den 3 kişilik bir kadın delegasyonu ile gittikleri Cizre'deki gözlemlerini katılımcılarla paylaştı. Dr. Besarani, bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'de yaşanan bu gelişmeler karşısında sessiz kalan İngiltere hükümetini de eleştirdi. The UK government needs to be more critical of the situation. Yoğun ilgiden dolayı tüm biletlerin erkenden tükendiği konserin ilk bölümünde Taracaf'ın şarkılarına kemençe ile Roşil adlı Adip Rostami eşlik etti. Salonu dolduran dinleyicilere barış mesajları veren sanatçı Caf, böylesi bir etkinlikte yer almanın kendisi için oldukça anlamlı olduğunu, bu ve benzeri çalışmalarda yer almaya devam edeceğini ifade etti. Programın ikinci bölümünde sahne alan Suna Alan ise konser ve kampanya kapsamında muazzam bir sahiplenme örneğinin yaşandığını dile getirdi. Alan, Yusuf'un tüm bu çabalara cevap olarak okuyup avukat olma isteğini de dinleyicilerle paylaştı. Alan, programına Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin anısına Polyushka Polya Marşı'nın Aşiti isimli Kürtçe versiyonu ile başladı. Hacı Birliğin sevdiği Zanao Andok şarkısı dahil Kürtçe, Ermenice ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Müzisyen Alan'a Rıza Koyupınar, Soner Gölbaş ve Salman Söbe eşlik etti. Ankara Garı önünde patlayan bombalarla yarım kalan halay, Londra'da Arkola Tiyatrosu'nun salonunda tamamlandı. Omuz omuza çekilen halaylarla Ruhi Su'nun Ellerinde Pankartlar isimli şarkısı ile Ankara Garı önünde halaya duranların barış taleplerine, mücadelelerine ve direnişine sahip çıkıldı. Bu pazar kanlı pazar, bu pazar kanlı pazar, dert yazar, derman yazar. Yusuf Şık'ın tedavi masrafları için başlatılan kampanyada hedeflenen miktar ciddi bir duyarlılık örneği sayesinde aşıldı. Bugün yaptığınız bir etkinlikte bir insanın hayatını değiştirmiş oldunuz. Böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan dolayı neler söyleyebilirsiniz? Bizim için çok anlamlıydı. Yani şunu da göstermeye çalıştık. Sanatçı arkadaşların, özellikle Avrupa'daki sanatçı arkadaşların aslında çok ciddi işler yapabileceğini, bazı insanların hayatlarında çok büyük etkiler, büyük katkılar yaratabileceğini göstermek istedik. Bu projeye ilk aklıma geldiğinde Taracaf düşündüm. Çünkü benim için Kürtlerin barış tanrıçası kendisi, Kürt sanatçılar arasında. Onun katılımı da çok etkileyici oldu ve biz Londra'da bu anlamda insanların duyarlı olduğunu da gördük. İnsanların sadece bir nedene ihtiyaçları olduğunu, bir yol yönteme ihtiyaç duyduklarını fark ettik. Ve Yusuf Şık şahsında aynı zamanda hedefi aştık ve maalesef Ankara'da 10 Ekim'de yaşanan acı olayda yaralananlar var. Bir kısmını onlara iletmek istiyoruz. Yine bir kısmını HDP seçim aracını kullanırken katledilen Hamdullah Öge'nin 6 çocuğuna en azından kış için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ileteceğiz. Yine son olarak da Ahmet'te bulunan Rojava Derneği'ne bir kısmı eşit şekilde iletilecek, mültecilere yardım edilmek üzere. Dediğim gibi
bizim için çok duygusal bir durum. Bir hayata renk katabilmek, bazı hayatlara küçük de olsa elimizden gelen bir şey olduğunu görebilmek bizim için anlamlıydı. Peki bu etkinliğin böyle bir dayanışmanın ötesinde bir anlamı olduğunu, bir etkisinin olduğunu da düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Avrupa'daki insanlarımızın oldukça bencilleştiği söylenmeye başlandı. Ama biz bu etkinlikle insanların duyarlılığının üst düzeyde olduğunu gördük. Ki bunu da siz kendiniz de bu akşam gördünüz. Büyük bir sahiplenme, büyük bir coşku vardı etkinlikte. Bu bizim için çok anlamlı oldu açıkçası. Bu kadarını beklemediğimi ben dürüst bir şekilde söylemek durumdayım. Gerçekten benim için çok şeydi, çok etkileyici oldu. Bu haftalık Artı Eksiydi Londra'dan bu kadar. Yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.